Evet, şarkı dediğin gibi hepimizin Demet'ten daha yüksek beklenti yüksek. Beğenmemek demek ayıp olur. Yaz çünkü emek var. Yaz deyince aklına Demet Akalın şarkısı gelir. Tabii de şimdi mevsim şaştı. Evet. Mevsim şaştı yani. Hani normalde bunu mesela yazın başına çıkartsaydı belki başka türlü bir şey olabilirdi ama benim beklentim yüksek Demet'ten. Şimdi bir de ne varsa gerçekten eski şarkılarda var herhalde. Ay kesinlikle. Şimdi ne yapıyorlar? Evet. Saygı albümleri. İşte en son Serdar Ortaç şarkılarını yorumladı başka isimler. Gülşen var, Edis var, İrem Dericiler falan vesaire bir sürü isim var ama bir ikisini koyuyoruz, anket yapıyoruz. Her seferinde herkes Serdar Ortaç'ı orijinal seçiyor. Bambaşka şekilde. Orijinali gibi. Evet. Bu da bir furya. Bu da geçecek. Geçecek yani. Bir de şöyle düşün. Mesela Serdar'ı örnek alalım. Evet. Adamın kaç 100 tane hiti var? Hala da öğrendik onu. 250 hiti varmış. Yazdığı 900'e yakın şarkı varmış. Buyur. Ama 250 hit. Yani bunu bir Serdar'dan dinlemeyi tercih etmiyor. Hep bir şey vardır. Çok fark ediyorum onu mesela. Atıyorum benim söylediğim bir şarkıyı başkası okuyunca çünkü o bir ikonik bir şey. Evet. O başka bir şey mesela. Başka bağır başkası okursa mesela dinlemeyebilirsin bile. Dinlemedim. Tutunamadım başkası okursa mesela dinlemeyebilirsin. Ben mesela bazen denk geliyorum başkaları okuyor filan. YouTube'larına yüklüyorlar şey oluyorum. Nasıl olmuyor ya? Olmuyor. Ama bizim en sevdiğimiz şey ikonik olanlarla daha sonra yorumlayanları karşılaştırmak. Şimdi karşı karşıya getirelim. Hadi karşı karşıya Serdar getirelim. Serdar şarkılarını kim nasıl okudu ve en iyi kim okudu siz de yorum yazın biz okuyalım. Dürüstçe bekliyoruz. Eyvah. Serdar Ortaç şarkıları tartışma yarattı. Serdar Ortaç'ın şarkısını kim daha iyi okudu? Birazdan ikinci sayfada. Ne var lan halimde? Bir şarkı dinletmem lazım, o kadar. Son dönemde sosyal medyada derbeder halde kamera karşısına geçerek gündeme gelen ve sürekli tartışılan bir isim Serdar Ortaç. Tek zevkim şu an, başka yok. Özel hayatında mutsuz, sosyal medyada umutsuz olan Serdar Ortaç, kariyerinde ise emin adımlarla saygıyı hak ederek devam ediyor. Zaten kendisi için bir saygı albümü de yapıldı ve birçok ünlü isim bu albümde Ortaç şarkıları okudu. Serdar Ortaç'ın 25 seneyi aşkın süredir dillerden dillere dolaşan şarkılarına kendine has yorumlarıyla tat katmaya çalışan ünlü sesleri ve Serdar Ortaç'ı karşılaştırmaya ne dersiniz? Kim daha iyi okumuş? Kim Ortaç'ın şarkısına Ortaç gibi hava katmış bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Kim söylerse söylesin. Bak Serdar kendi de söylüyor. Çok büyük bir sesim yoktur der. Ama duygu var. Dünyanın en büyük şarkısını bile en küçücük ses okur. O şarkı işte bunlardan bir hani bu ikonik bir şarkı ne olursa olsun. Buna alıştığımız için diğer kim okumuştu bunu? Semih Cenk değil mi? Semih Cenk okumuştu. Doğru Semih değil mi? Cenk mi okudu? Semih Cenk okumuştu. Evet. Mesafeyi. Zaten 1-0 önde başlıyorsun. Bak 0 şarkı alıp çalışmak. En baba şarkılarından bir tanesi. Bile. Yani bu çok 0 şarkı çok zor yani. 0'dan o şarkı radyolarında mesela bir bakıyorsun en çok çalan çünkü insanlar ezbere bildikleri şarkı. Kimin okuduğunun çok bir önemi yok. Bence şarkı burada çok önemli. Sen akıllıca bir proje. Bu albümde, bu projede? Malum konular. Ne malum konular? Şimdi geçen sene miydi? Geçen sene geldi. İşte o sordunuz, işte hani o zaman da mı Serdar Ortaç albümü, ikincisi mi bu? Evet, doğru. Gülşen. Benim Ozan, barışmam lazım. Gülşen ve Ozan Çolakoğlu eşi. Onların prodüksiyonu, o yüzden. Onların o şeyi var, evet. Yani onlar yapıyor albümü. Bir şey söyleyeceğim. Çok da iyi. Yaptığın peki, yorumlar nedeniyle mi Gülşen'e bilmiyorum. Bu kadar takıklık var? Olabilir. Hayatta her şey. Hangi şarkıyı okumak isterdin burada? Ay çok zor. Adım çok iti var. Ona oturup benim çalışmam gerekiyordu. Ama mesela bu olabilirdi. Azıcık bir şey. Şöyle. Okuyamam kızlar. Zorlamayın beni. Konserden çıktım. Konsere gidiyorum arada. Sen oku hadi. Sen oku. Kız seni de şarkıcı sorayım. Kimler şarkıcı oldu bu ülkede? Doğru ben de olabilirim. Olabilirsin yani. Oo, baksana teknoloji. Ya bir de şu Melodyne diye bir program var tamam mı? Autotune de değil artık Melodyne. Böyle bayağı diyorsun. Onu olması gerektiği notaya getiriyor. Üstüne vibrato i̇şte ekleyebiliyor. Melodyne'a sokarsan çıkar ancak. Kız bir şey söyleyeceğim. O kadar kullanılıyor ki artık. Steril müzik diye bir şey yok. Kimse kusura bakmasın. Zaten duyuyorsun böyle sanki şeyde bir tünelin içindeymiş gibi bütün sesler. Acayip bir
Yani steril ya müzik artık yok. Yani sesi yok bunun filan dedikleri vakit Melo'yu daya. Herkes ver kullanıyor Melo'yu. En iyi sesler de kullanıyor ki. En iyi sesler de kullanıyor. Kullanmıyor değil. Ben de sen bile, kullanıyor musun? Bazını atıyorum mesela. Yorumu çok iyidir. Mesela şimdi senfonik albümde çıkacak olan senfonik albümümüz 14 şarkımı tekrar okudum. Hayatımın en büyük sınavların bir tanesiydi. Hı. Çünkü okumuşum 25 sene önce dipçik gibiyken. Şimdi hani 25 yıl sonra nasıl okuyacağımın merakı vardı. Çok zor bir şey. Hani yorumu çok iyidir ama az bir şeyin notası kaymıştır ya da işte olmaması gereken bir yerdir. Onu ufaktan kaldırırsın ama bu artık bütün şarkıcılar ve şarkıcıların hepsinin Melodyne en iyi arkadaşı. Evet, Melodyne tamam da ama şu da üzücü aslında. Hani böyle sanat diyoruz, yorum diyoruz. İnsanlar kariyerlerinde önemli evet. yerlere geliyorlar ama böyle güzel bir ortak albüm yapılıyor. Oradaki kişisel bir anlaşmazlık yüzünden senin gibi güçlü bir ses ya da belki de birkaç senin gibi güçlü bir ses. Seviyorum, sevmiyorum, bana sataştı, beni beğenmedi diye eleniyor. Ama sektör böyle değil mi hayatım? İşte. Sektör böyle. Yani böyle enteresan bir yerde bocalıyoruz. Aslında müzisyen, şarkıcı çok yorumcu yok artık. Bu çok net. Yani çok çok üzücü. Biz kimleri dinleyerek büyüdük. Evet. Ve onlar hala var. Evet. Çünkü gerçek müzisyen. Bu ekmekle oynama işi sahnelerde de var değil var mi? Çıkmayacak ki. Işın. Yok ben çıkarsam var o gelmez. Tabii var tabii sen ki. O festivale onu çağırıyorsan ben de bir daha senin tabii festivale ki. Gelmem. Tabii ki. Başına çok geliyor mu? Benim başıma çok gelmiyor şükürler olsun ama çok şahit oluyorum ve çok çok aslında çok üzücü. Çünkü herkes ekmeğinin derdinde. Şimdi sahneden ekmek kazanan insan için bu çok büyük bir şey olsa gerek. Ama bazen de yıldızının barışmadığı bir insanla aynı sahneye çıkmak durumunda kalıyor. Ne olacak? Görmüyorum senin, ki ben. Senin oldu mu öyle mesela? Yıldız'ın asla barışmamış. Ya bir şey söyleyeceğim. Küçük. Çok iyi olduğun insanlarla bile o sahne arkasında gerginlik yaşayabiliyorsun. O yüzden sahne orası. Ama hiçbir şekilde ben onunla sahneye çıkmam falan öyle bir şey. Hayatta yapmam. Tamam. Şey vardır bizde. Mesela atıyorum cumartesi günü düğünümüz var. Hı. Bülent abi çıkacak Sertaç. Mesela şey dedim. Ben erken çıkayım. Hı. Çünkü biliyorum o sonradan neler yapıyor o sahnede anladın mı? Hani. Ha. Neler yapıyor? En son konserde baktım Trastan sallanıyordu. Hani bayağı çıkmış lambaların tepesinden. Evet böyle öyle bir enerjisi onun var. Onun öyle bir enerjisi. Ben çıkayım şarkılarımı söyleyeyim, eğlendireyim. Ondan sonra o ne yapıyorsa hani altta çıkarım, üstte çıkarım öyle bir dertlerim de yok benim. Hı. Çünkü müzik müziktir. Her yerde iyi müzik, her yerde yetenek konuşulur. Her zaman için. Evet.